Hicran, hicran, bana aşkımdan kalan. 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 Hicran, bana aşkımdan kalan. Hicran, hicran, bana aşkımdan kalan. Karıda şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki. Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzen baskarı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider. Hicran, işler nasıl? Fena değil. Hoş geldin. Bu gece geliyorsun, değil mi? Geliyorum tabii. İşler hafifleyince vınlarım buradan. Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama. Ne yapalım? Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Hadi ben gidiyorum. Geç kalma. Merak etme, bekletmem seni. Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor. Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın. Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya, gel seni edipsiz karı. Açılamazsam adam değilim. Hadi dursun bak. Saçımı bırak. Parçaladım seni, yedim seni! Saçlarımı! Saçlarımı bırak! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım şimdi! Çalmaz seni! Yedim siz! Hadi parçalayın!
şenliğin ortasına düştük. Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim. Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada? Hadi, siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim. Affedersiniz, istemeyerek oldu. Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk. Gene özür dilerim sizden. Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı. Eyvah, Nazan geliyor. Orhan, sen Ankara'da değil miydin? Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu. Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin? İçime doğdu. Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor. Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım. Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten. Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak. Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın. Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap. Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan. Şimdi ne yapacağız? Önce kızları dışarı çağırmamız lazım. Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik. Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağıracağım. Şu paltoları verir misiniz? İçeri girmiyor musunuz? Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al. Demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle. Hı? Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan! İnsanlar ne diye yılbaşı gecesi eğlenirler? Dert dolu, acı dolu bir senenin bittiği mi onları sevindirir? Yoksa aynı çilelerle dolu yeni bir yılın gelişini unutmak için mi eğlenirler? Hiç anlamam. Gene başlama insanın kafasını kurcalamaya. Bırak bu lafları. Ne diye bu kadar kötümsersin? Pek, pek, kestim. Buraya mı geldik? Yılbaşı gecesini burada mı geçireceğiz? Burası düpedüz bir batakhane. Ne diye bizi buraya getirdiniz? Her zaman öyle yerlere gitmekten bıkmadınız mı? Bir yılbaşını da böyle bir yerde geçirin. Böyle yerlerde daha çok eğlenilir.
Göreceksiniz bak, çok güzel bir gece geçireceğiz. Kafa ütüledin! Otur yerine! Vay muhallebi çocuğu! Demek bana posta koyuyorsun! Bana bak! Bu lüküs gacı olarak fiyaka yapma! Alırım façanı aşağı! Yeni yılın kutlu olsun! Senin de! Kusura bakma! Herif sana asılınca kendimi tutamadım! Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz! Değişik bir yere gidelim dedik! İyi ki buraya gelmişiz! Çok mu beğendin burayı? Yok, hayır! Sana rastladım! Seni buldum burada! Peki, senin ne işin var burada? Arkadaşım burada çalışıyor! Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu. Bu kadarı da fazla artık! Bir dakika bile duramam burada! Orhan bize açıkça hakaret ediyor. Öyle zannediyorum ki, bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim. Alacağı olsun Orhan'ın! Bak, arkadaşların gidiyor. Gitsinler, umurumda değil onlar benim. Ben mahvoldum! Bu karı böyle bir gecede nasıl gelmemezlik edebilir? Azgın müşteriler gazinomu mahvedecek! Nerede kaldı bu kadın? Bu dar vakitte ben başka bir şarkıcıyı nereden bulabilirim? Dur patron, telaş etme! Sonra yüreğine inecek! Bir çaresini buluruz elbet! Nesrin, ne olursun yardım et bana! Ayağının altını öpeyim! Aklıma bir şey geldi! Sen işi bana bırak! Kurtulduk patron! Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur! Senden ayrılmak istemiyorum! Ah, affedersiniz! Hicran, çabuk benimle gel! Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın! Patron, üzülme artık! İşte bu akşamın solisti! Hicran'ın sesi Meral'in sesinden bin kat güzeldir! Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem! Söylersin! Hem de bal gibi söylersin! Beyefendi, affedersiniz! Hesabı siz ödeyeceksiniz, değil mi? Merak etme, ben ödeyeceğim! Abi, müsaade edersen elini sıkayım! Erkek adamısın ve selam! Olur böyle şeyler, sen keyfine bak! Buyur, beraber oturalım! Sağ ol abi, rahatsız etmeyelim! Estağfurullah, buyur, buyur! Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım! Hicran Arın! Meral'i istiyoruz,
Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye! Evet, evet, Meral istiyorum. Hadi arkadaşlar, rahat geçiyorum sana. Meral! 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 Susun be! Benim yenisi takının. İnsanda bir damla utanma olur. İyisi can sağlığı. Artık benim baş okuyucum sensin. Tebrik ederim. Çok güzel bir sesin var. Yok canım. Sana öyle geldi. İlk defa sahneye çıkıyorum. Buradan beraber çıkabilir miyiz? Hayır. Nesrin'le birlikte eve dönüp yatmam lazım. Peki. O halde yarın seni kaçta görürüm? Saat 3'te iyi mi? Nerede? Maçka Parkı'nda. Hı? İyi geceler. İyi geceler. Buyurun efendim. Orhan nerede? Yoksa uyuyor mu? Uyuyor efendim. Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim. Ne yaptım? Gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdim, hepsi o kadar. İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun. Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada. İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun? Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok. Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak! Bu
Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın. Kendine gel! Ne demek sabah karanlığı? Saat 5 görmüyor musun? Ne? 5 mi? Mahvoldum! Hemen gitmem lazım! Geç kaldım, özür dilerim, affet beni. Zarar yok, ben de yeni gelmiştim. Gidelim istersen buradan. Sen bilirsin. Sana aşığım,
Seni seviyorum Hicran. Ben de sana aşığım, ben de seni seviyorum. Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin. Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim. Müsaadenle, şimdi gelirim. Thank you.
Senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun. Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim. Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine. İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor. Muhakkak benden bahsediyordunuz değil mi? Hadi devam edin konuşmanıza, susmayın. Seni tebrik ederim Nazan, gene en güzel partiyi sen verdin. Çok naziksin Nuri. Orhan, niçin benimle dans etmiyorsun? Bak abinle ne güzel dans ettik. Ne var Allah aşkına? Neden böyle kederlisin? Sen eğlenmene bak Nazan, benden uğraşma. Onun bugünlerde biraz sinirleri bozuk. Üstüne varmamak lazım. Doğru. Ah, yarın çiftliğe gidiyoruz. Aa, hem de nasıl? Çok güzel bir av yapacağız. Haber geldi, gökten çulluk yağıyormuş. Nefis bir gün geçireceğiz. Siz şimdi yarın için konuşurken, ben biraz misafirlerle meşgul olayım. Hemen gelirim. Hadi sen de gelsene Nuri. O vestiyerci kızı terk etmen ne kadar iyi oldu. Sana yakışan hareketi biraz geç yaptın ama gene de rezalet pek ortaya çıkmadı. Ben onu terk etmedim. Aksine, hicran beni terk etti. Depoyu doldur. Tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma. Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı. Hayır, kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere. Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım. Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle. Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası. Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla. Bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna? Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı. Neler söylüyorsun Orhan?
Ben bu kadar övülmeye layık değilim. Hayır, sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum. Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana. Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım. Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de. Çok naziksiniz, eksik olmayın. Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez. Senden konuşmak istiyorum Orhan. Hoş geldin abi, müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım. Hemen senden konuşmamız lazım. Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim. Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim, fakat sen beni dinlemedin. Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim. Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun. Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun? Hayır! Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun. Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin. Merak ettim abi, neymiş o mesele? Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme. Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan. Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var. Hadi yürü. Orhan da bula bula bu vestiyerci kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be? Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı. Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz. Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun. Konuşmaya devam edersek ne olurmuş? İsterseniz dışarıda hesaplaşalım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım. Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz, yoksa yalnız mı? Yalnız geldik, ne olacak? Hadi basın gidin buradan. Ulan amma da dayım üstüne! Gitmiyoruz işte, ne yapacaksın? Götür arkadaşını! Neden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran için de kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş. Abiciğim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu. O kağıtları Orhan'a ver.
Nasıl istersen öyle hareket et. Yalan söyledin! Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın! Hem boyunca nefret edeceğim senden! Abimin ölümüne de sen sebep oldun! Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır! Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım! Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana! Çöplüğe getirdin. Ya buradan insan çıkar mı Rıza? Büyük sanatkarlar böyle yerlerde yetişir. Dur, acele etme. Sabırlı ol. Geleceğin en büyük sesini şimdi dinleyeceksin. Bu halin. Topla kendini Hicran, gül bakayım biraz. Bu güzel yüze gülmek yaraşır. Bak sahneye çıkacaksın şimdi. Benim iyi kalpli arkadaşım, dert ortağım. Sen dünyanın en iyi insanısın. Aylardır kendine gelemedin. Bu böyle devam edemez Hicran. Kendini harap ettin. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı söyler sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Tatmadım. Dert kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer, kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı söyler sesin. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bu anlaşma seni bir anda servete ve büyük bir şöhrete kavuşturacak. Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor. Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı. Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın? Hmm.
neşelen, sevme yanarsın, sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın, o bir gölgedir, varlık sanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın, o bir gölgedir, varlık sanarsın. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Çölünden geçerse yollar, sevda çölünden geçerse yollar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin. Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin. Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim. Neyi öğrenmek istediğini biliyorum. Hala onu seviyorsun değil mi? Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum. Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım. Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim. Affedersiniz, rahatsız ediyorum. Estağfurullah, buyurun. Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz? Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni. Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim. Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır. Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım. Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz, sizin hayranınızı. Çok naziksin, beni nerede dinledin? Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok. Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz? Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur. Thank you.
sevmemeliyim. Bu gece onu hiç sevmemeliyim. Çok zor olacak ama ona dönmemeliyim. Çal kemancı çal. Ne olur neşeli bir şey çal. Kalbimin içi derin acı yara. Belki de unuturum ama çok zor olacak. Çal kemancı çal. Ne olur neşeli bir şey. Vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicran'a da sana da yazık oldu. Peki kim yapmış bu alçaklığı? Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim. Dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Hicran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma. Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım. Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın. Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık. Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim. Oydu değil mi? Evet. Hemen bir seyahate çıkalım. Buradan biraz uzaklaşmak istiyorum. Thank you.
Bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz. Ayrılmayacağız Orhan. Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım. Hayır, senden boşanmam Orhan, bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem. Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok. O vestiyacı kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık. Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil. İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın. İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrüm boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de. Hayır! Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. O adi, pespaye kadına yar etmeyeceğim seni. Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var. Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi. Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi. Hayır! Böyle konuşma! Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle! Sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur. Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim. Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun? Kuşlar, ağaçlar, bin bir renkler.
ağlamıştık. Saçlarından baharı. Günleri anarsam yaşıyorum, sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Saçlarından baharı, saçlarından baharı, saçlarından. Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç. Buraya bunları söylemek için mi geldin? Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim. Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Hicran! 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 Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış. Memleketimizin en değerli ses sanatçısı Hicran Arı'nın yeniden aramıza dönmesinin şerefine içiyoruz. Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma! Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum. Çok aşağılık bir kahyımızsın! Beni yalnız bırakın! Thank you.
lazım ki. Çilesiz günüm yok, dert ararsam çok, öyle dertliyim ki. Yalnızlık bu dertle. Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşeli Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor. Değerli davetliler, Fakir Çocukları Koruma Derneği yararına düzenlenmiş bu defilenin son gösterisine gelmiş bulunuyoruz. Bu son elbiseyi derneğin ricası üzerine büyük sanatçı Hicran Arın sizlere takdim ediyor. Efendiler, beyefendiler, değerli sanatçı Hicran Arun'un dernek yararına sizlere takdim etmek lütfunda bulunduğu bu güzel elbisenin ismi yoktur. Bu elbisenin ismini sizlerin koymasını arzu ettik. Teklifleri bekliyoruz. Rüzgar gülü, haremdeki sultan, fısıldayan gölgeler, cennet perisi, göl akşamları, nikahsız aşk. Renkli rüyalar, aşk gelinciği. Evet, evet, aşk gelinciği. Bu güzel elbisenin adı aşk gelinciği oldu. Eşsiz sanatçı Hicran Arın'ın üzerinde bulunmakla değeri parayla ölçülmeyecek kadar büyük olan bu elbisenin fiyatı 15.000 liradır. Şimdi bu elbiseyi fakir çocuklar yararına açık arttırmaya koyuyoruz.
25.000 lira. 30.000 lira. 35.000 lira. 45.000 lira. 50.000 lira. 75.000. Yüz bin lira. 125.000 lira. İki yüz bin lira. 100.000 lira. Bu büyük arttırmanın galibi, takdim etmek lütfunda bulunduğu elbiseyi 200.000 liraya satın alan değerli sanatçı Hicran Arın oldu. Kendisine Fakir Çocukları Koruma Derneği adına teşekkür ederiz. Bu elbiseyi arttırmanın bu kadar yüksek olmasına sebep olan Nazan Hanım'a yakında yapacağı doğumun hediyesi olarak vermek isterim. Doğru söyle, yoksa çok fena olur. Hicran'a çocuğun olacağını söyledin, değil mi? O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok. Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin, değil mi? Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım. Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış. Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin, değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın. Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın! Yazıklar olsun sana! Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle! Son defa söylüyorum, o kadına gitmeyeceksin! Heykel gibi durma! Cevap ver bana! Nasıl? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Eline sağlık. Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine. Oraya gitmek de nereden aklına geldi? Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık. Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın. Şu gazeteleri versene bakayım. Thank you.
Benim vefakar kızım, buraya gelmekle ihya ettin beni. Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı. Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi. Tabii söylerim. Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın! Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.
hicran!